Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan, bugün Age of Civilizations 2 Doğu Türkistan serisinin yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar. En son, yanlış hatırlamıyorsam Rusya ile bir savaş yapmıştık ve o savaşı kazanıp Rusya'dan toprak almıştık ve bu Mançurya kısmındaki topraklarımızla birleştirmiştik asıl topraklarımızı. Rusya hala Almanya, Kanada ve Azerbaycan'la savaşta. Şu anda Almanya bayağı bir toprağını işgal etmiş durumda. Rusya'nın. Ki Almanya Fransa'yı da aynı şekilde işgal etmiş durumda. İşgal değil hatta Fransız Savaşı'nı bitirmiş, direkt tamamen almış toprakları. Çek Cumhuriyeti bayağı büyümüş. Avusturya burada kalmış. Bayağı bir değişmiş. Romanya İtalya'yı yeniyor şu an. Tuhaf. Ukrayna burada. Azerbaycan Rusya'yı yeniyor şu anda ve Kazakistan da burada ufak gelişmeler yaşadı. Ondan sonra biz şimdi ne yapacaktık? Şimdi hala Çin'in vasalı konumundayız. Hiç değişen bir şey yok ama ekonomimiz 39 bin ama Kazakistan'ın 92 bin, yani Kazakistan'ı biraz zor yeneriz bu gidişatla. Bugün ekonomimizi güçlendireceğiz. O şekilde. Ondan sonra da duruma bağlı savaşımızı ilan ederiz. Kimseyle ittifak olamıyoruz vasal olduğumuzdan dolayı. Kimseden yardım da isteyemiyoruz. Maalesef ki. Bu yüzden zamanı gelince özgür kalmayı bekleyeceğiz. En son ekonomiye yatırım yapıyor muyduk? Şu an ordumuza 6.377'lik bir para miktarı şu anda harcıyormuşuz. Onları hemen azaltalım. Zaten bize kimsenin dalacağını düşünmüyorum. Neden? Çünkü Çin'in vasalıyız abi. Çin de güçlü bir devlet. Kimse Çin'le kapışmayı göze alamaz. Bize dalarlarsa Çin de savaşa gelir. Bu yüzden bize saldırmayı göze alamazlar diye düşünüyorum. Bakalım Rusya savaşı ne olacak? Rusya burada bir toprağı kaldı. Ha, Azerbaycan barış mı yaptı? Kim yaptı barış abi? Almanya mı barış yaptı? Yo. Rusya burada gelişmiş biraz. Kanada bile girmiş Rusya'ya ya. Şimdi burada 18 kişilik bir birliğimiz varmış, onu sildik. Kaç kaldı? 1400 mü kaldı? Bir tek 1400 kaldı, tamam. Bu parayla şimdi asimilasyonları yapalım. Kalanlarına da asimilasyon için parayı verelim ve şurada ufak tefek topraklar görmüştüm. Bunları da asimile edelim %100 oranında ki tam katkı alabilelim. Şimdi full yatırım yapacağız. Bunları yaptıktan sonra bunlara fazla bile veriyorum ya. Birazdan bitecek diplomatik puanımız ki bitti. Tamam. Full yatırıma vereceğim. Şöyle yüzdelik yatırımı. Ekonomimizi arttıracağız. Bu şekilde. Rusya orada kalkınıyor şu anda bayağı harbiden. Almanya'nın ordularını dövdü. Ama Azerbaycan orada ilerleme kat etti bayağı güzel bir şekilde. Perm orada bağımsız kalmıştı. Perm'de savaşa mı dahil oldu şimdi? Yo. Bu Kanada, tamam. Azerbaycan barış yaparsa Rusya diğerlerini yener belki. Evet, Rusya şu anda kurtulmaya çalışıyor ama kurtulacağı benzemiyor ki ekonomimiz 50 bin oldu şu an. Rusya'ya bir daha savaşırız belki biz. Kaç tur kaldı abi? 2 tur kaldı. Ama şu an değil. O zaman şu an değil. İleride. Şu an bir savaşı daha kaldırırız aslında da gerek yok abi. Ekonomimizi güçlendirmemiz lazım. Azerbaycan barış yapsa da Rusya'nın bir genel sınırlarını görsek bari. Almanya burada Moskova çevresini almış. Novgorod'a kadar. Ki bir tek burası kaldı. O zaman biz Azerbaycan'a şöyle bir askeri erişim teklif edelim. 40 tur. Kabul ederse kendileri gidip Rusya'nın orada kalan topraklarını da işgal etsinler. Ediyorlar şu anda. Güzel. Rusya bitti. Ha, burada Almanya tarafında kaldı. Onlar da bitince artık barış yaparlar diye düşünüyorum. Şurası var bir tek sanırsam. Evet. Artık barış yapsanıza. Bizim ekonomimiz ne durumda? 68 bin oldu. Güzel. Artıyor. Azerbaycan buraya çıkmış. Şurayı da alırsa artık barış yaparlar diye tamamen düşünüyorum.
Azerbaycan bayağı iyi gitti ya. Rusya'nın burada toprağı var. Almanya sen nasıl yenemiyorsun? Azerbaycan yeniyor, sen yenemiyorsun. Norveç. Bu kim? Litvanya. Litvanya ile savaştı Almanya. Rusya orada yeniden bir comeback attı ama Azerbaycan toparlıyor gibi gözüküyor. Rusya oradan yeniden direnişe geçti. Ekonomisi var mı ki Rusya'nın? 26 bin. Bizim kaç oldu şu an? 84 bin oldu. Güzel. Kazakistan'la yarışacak seviyeye gelsek yeterli olur diye düşünüyorum. Afganistan'ın bile 97 bin ya. Çin savaşta şu anda. Kimle savaştasın? Bangladeşli. Abi Vietnam. Senin ekonomin oldukça iyi ya. Çin'e girsen. Şöyle savaş ilan etsen. Ben sana şu kadar altın versem. Sonrasında Tayland'da gitse, Çin'e girse, siz sonra beni bağımsız yapsanız nasıl olur? Bence güzel olur. Nasıl olur? Hayır tabii ki de Çin. Niye geleyim ben senin savaşına? Aa, Çin ikisini de dövüyor lan. Çin'in ekonomisi de sağlam ama. 145 bin. Diğerlerinin daha güçlü ama. Çin hali hazırda ordu basmış durumda. Diğerleri basmadı. Rusya buradaki topraklarını yeniden işgal etmiş. Geri kazanmış daha doğrusu. İşgal etmiş değil, kurtarmış. Türkiye ile İran savaştı şu anda. Türkiye İran'a saldırıyor. Burada Mısır Suriye'ye gelmiş. Filistin var. Suriye'ye gitmiş. İsrail almış. Lübnan var. Burası da bayağı karışık durumda. Irak'ta da Mısır var. Irak toparladı şu an. Vallahi şu an hiç kimse umurumuzda değil. Önemli olan sadece bizim ekonomimizin güçlenmesi. Ve Doğu Türkistan kurmak için Kazakistan'la savaşmak zorundayız ki tüm toprakların hepsi Kazakistan'da almamız gereken. O yüzden yakında Kazakistan'la da savaşacağız. Bu bölümü savaşsız bitirmemek istiyorum. Bu yüzden bakalım. Afganistan savaşı olabilir belki. Hindistan'la ilişkimiz nasıl bizim? Hindistan'la iyi ilişkiler kuralım. Hindistan'la iyi ilişkiler kuralım. Ki Bangladeş ile de iyi ilişkiler kuralım. Zaten Vietnam'la iyi ilişkilerimiz var mıydı? Yokmuş. O kadar Vietnam'a yardım ettik. Nasıl iyi ilişkimiz olmaz? Çin'den bayağı bir toprak alın siz ya. Çin'i bölün abi orada. Çin'i paylaşın. Çin direnmeye devam ediyor ama. Rusya'nın savaşı bitseydi güzel olurdu yani. Bu kadar işgal edilmişken niye bitirmiyorsunuz ki savaşı? Ki beni dinlediler. Kafkasya'yı aldı Azerbaycan ve savaştan çekildi. Bakalım şimdi bu savaşta ne olacak? Göreceğiz. Rusya'nın Asya bölgesi şu anda serbest durumda da 7300'lük bir ekonomileri var. Biz bu bölüm Rusya'ya mı saldırsak? Evet abi Rusya'ya saldıralım yeniden. 16.000'lik bir gelirimiz var. Ki bu bizim ordu basmamıza yarayacaktır. Burada ordular basalım. Fazla bir şey basamayacağız ama yeterince basmaya çalışalım abi. Diğer devletler Rusya'yı işgal etmeden önce basabilirsek güzel olur. Şimdi mallara vereceğim abi. Şöyle verelim. Eksi bindeyiz. Finlandiya geldi. Savaşı ilan edelim abi biz Rusya'ya. Diğer devletler daha da musallat olmadan biz Rusya'ya girelim. Finlandiya bize savaşmak isterse onunla da savaşırız Rusya için. Çünkü Rusya bizim için iyi bir ekmek kapısı abi. Rusya'dan iyi bir şeyler koparabiliriz. Saldırın. Sen de saldır. Sen de saldır. Tamam. Gerekirse Finlandiya ile de savaşırız Rusya için. Toprak vermek istemiyorum Finlandiya'ya. Hani bazen birbirimizin toprağına giriyoruz ya savaşırken. O şekilde eğer Finlandiya ile de çarpışırsak Finlandiya ile de savaşırız. Sıkıntı olmaz. Bu açıdan. Buradaki ordular gelsin. Şimdi seni bastık tamam geç.
Rusya'nın Asya'daki topraklarının tamamını alırsak güzel olur. Bu bize hem nüfus katkısı verir abi, hem de ekonomik olarak az çok bir şeyler katar. 50 oraya, 35 oraya gitsin. Buraya niye giden yok? Oraya asker ayarlamamışız. Şu an bayağı işgal ettik. Burası kaldı. Buraları kaldı bir tek. Bunları da alalım abi hemen hızlıca. Fazla bir şey istemeden barış anlaşması yaparız Rusya'yla. Tamam. %74'lük bir zafer puanımız var. Şimdi ne verebiliyor bize? Ki ben bu kadar teklif edeceğim de verecek mi? Tamam. Bu şekilde verirse bizim için kafi. Ki verdi. Tamam. Güzel abi. Sınırlarımız büyüdü. Kanada Rusya'yla savaşta mı hala? Yok. Kanada savaşta değil. Biz Kanada'ya da saldırabiliriz. Kanada'nın 310 bin ekonomisi var ama oradan buraya asker getirmesi zor olacaktır. Kanada'yla da savaşabiliriz ileride. Güzel. Bu aldığımız toprakları asimile edelim hemen. Aslında şu an ben Çin'den bağımsızlık kazanabilirim ama istemiyorum. Neden? Çünkü Çin bizim koruyucumuz abi şu an. Çin'in bize herhangi bir zararı yok. Ufacık bir vergi ödüyoruz. O kadar yani. Başka bir şey de yok. Çin'den bağımsız kalmaya çalışsak kalırız da. Şu an bağımsız olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Yani Çin'den bağımsız olsak şu an biri bize saldırdığında savunmasız kalacağız. Ulan Batur'a gelsin ordu. 1500 kişilik ordumuz var. Diğer parçası da buradaymış. Sen de gel. Bu toprakları asimile edelim. Yani mallar basmanın sebebi ise nüfusumuz oldukça az. Bu da nüfusu arttıracaktır. Çünkü adam akıllı asker basamıyoruz. Ha, 500-600 asker basıyoruz bir eyalette, bir şehirde. Bu da bayağı az bir miktar. Bizim için. Çin hala bitmedi mi ya? Pes et lan artık. Pes et. Kalan toprak var mı? Sizi de yapalım artık. Sizi de asimile edelim. Müzik niye çalmıyor ya? Şimdi çalmaya başladı az çok. Harbiden oyunda bayağıdır müzik çalmıyor. Şu an yine gitti galiba müzik. Üçüncü sırada yükseldik bu sayede. Ekonomimiz 159 bin. Çin'in kaç abi şu an? Çin'in 43 bin. Şu an Çin'de niye ekonomimiz var? Abi Çin'de ne diyeceğiz şimdi? Bağımsızlık ilan edelim mi? Bağımsızlık bildirgesi. Şu an değil be. Şu an değil be. Yani Çin şu an ölü bile olsa yani bize bir katkı sağlıyor sonuçta. Boşuna bence Çin'den bağımsız olmaya gerek yok. Şu an ekonomimiz kendi kendine hiç artmıyor ya. Çok az artıyor. O yüzden yatırımlara abanmalıyız. Nüfusumuz 444 bin. 446 oldu. Nüfusumuzun artması lazım bizim. Ki bu topraklarda adam akıllı asker basabilirim. Şöyle full mallara abandım şu an. Çin bir geri dönüş yapacak gibi oldu ama yok, yapamaz. Kazakistan Ukrayna ile savaşta. Abi Kazakistan'ı arkalayabiliriz bir sonraki bölümde. Ukrayna Kazakistan'ın tamamını almaz veya Özbekistan. Özbekistan alsa da sıkıntı olmaz ama Kazakistan'ın yenilmesi şu an bizim için iyi. Hastalık çıktı. Bu hoş olmadı. Hastalığın çıkması hoş olmadı. Bir hastalık. Aha. Aha. Lan Ukrayna. Lan Ukrayna. Oğlum bize lazım olan toprağı niye aldın? Ukrayna. Ukrayna. Şimdi bak kardeşim ne yapıyorsun biliyor musun? Bana bu eyaleti veriyorsun. Dur. Bu eyaleti veriyorsun. Pikachu. Ben de sana. Dur, iptal et abi. Şu eyaleti bana veriyorsun. Ben de sana neyim varsa veriyorum. Kabul mü? Allah belanı versin Ukrayna. Kazakistan'dan bari şunları alalım biz bu bölümde. Buraları alalım. Şurada askerimiz vardı halihazırda. Bunlar gelsin.
Sesi de fazla açtık. Bu bölümde abi. Şu toprakları alalım. Son bir toprağı da artık alırız. Umarım. Fazla bile asker bastık şu an ama. Savaş ilan et. Kazakistan'ın güçsüzleşmesi bizim işimize geldi abi şu an. Da o bir toprağı almasaydı güzel olurdu Ukrayna. Ya o toprağı Özbekistan alsaydı daha iyi olurdu bizim açımızdan. Güzel. Buradan asker getireceğim yine. Ve buradan. Yok buradan değil şuradan. Evet bu çünkü iki şehirle bağlantısı var. Tamam. Sen buraya 200 ile gidiyorsun. Buraya 500. 500 değil buraya 1000 ile git. Sen de buraya 1500. 1200. Yok. 1000 ile git abi oraya sen. Buraya da 465 yolla. Ne olur ne olmaz. Bayağı asker bastı. Bayağı asker bastı şu an. O zaman biz de ciddileşelim artık. Yani sen basıyorsan biz de basarız kardeş. 6900 bastım orada. Orası bayağı sağlam bir şehir herhalde. Sen kal abi orada artık daha saldırmayalım. Biraz o saldırsın. Savunma bonusu alalım. Sen buraya git, sen buraya git, sen buraya git. Şurada bir daha basacağız. Orayı aldı. Dert değil. Tamam. Herhalde artık yok olur diye tahmin ediyorum. Buraya 2000 yollayıp buraya da 4000 yolladık mı? Evet. Yukarıda toprakları var ama bunları verecektir diye tahmin ediyorum. Vermezse de oraya doğru gideriz. Ki verdi. Güzel. Bu bölümde de topraklarımızı arttırmayı başardık. Orada 4300'lük dışında diğer orduları yıkalım. Terhis edelim. 17 dakika olmuş video arkadaşlar. Burada kapatalım videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız ve ayrıca videolara beğeni ve yorum atıp bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.